şey söyleyebilir miyim? Ya yani bu arada e, hani böyle sonuçta birbirinden çok alakasız görünen şeyleri yan yana getirmek teoridir. Değil Hı -hı. Mi? Çok alakasız görünür bazı şeyler. Siz onu yan yana getirirsiniz ve işte bak bu nedenle ötürü yani. dersiniz. Sıradan insanın çok fazla farkına varmayabilir. Pazara gider, domates 3 liradır, 5 lira olmuştur. Ama bunu enflasyon demez. Domates 5 lira olmuşlar. Hayat pahalı. Hayat pahalanmışlar. Şimdi e, bakın, ben şimdi sizin e, bize gönderdiğiniz hani ve burada açıkladığınız gündemin başından sonuna okuyun. Başından sonuna okuyunca şöyle bir şey görüyorsunuz. Hayırdır? Hayır, şunu görüyorsunuz. Bakın, e, bir başlıyorsunuz örneğin Milletçi Hareket Partisi'nde kriz. Doğru mu? Öyle başladık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışmıyoruz ama orada da bir takım şeyler var. Vatan Partisi'ni işte siz söylediniz. Ondan sonra HDP'yi HDP işte konuştuk, ee, Ayhan Bilgen'le röportaj, Demirtaş meselesi. Şimdi Konuşmadık bütün... onu daha konuşacağız. Ko mı? Hayır hayır, yani Türkiye girelim. gündeminde girelim. bu var. Şimdi bütün bunların hepsinin aynı anda oluyor olması bir tesadüf olabilir mi? Yani mümkün değil bunların tesadüf olması bu çok açık ki sadece Türkiye'de değil belki de dünyada çünkü çok değil iki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'nde de bizim çok tartıştığımız şekilde bir kavga <laughs> meclisin ortasında baskınla darbeyle diye hani çok Amerika'dan uzak görünen hikaye orada yaşandı. Evet. Belli ki bunların yan yana gelmesi bir tesadüf değil. Bunlar hani büyük bir üst akıl tasarlığı falan anlamında söyleniyorum. Çünkü gerçekten bir siyasi kriz yaşanıyor aslında. Sistem tıkanmış diyor. Sistem tıkandı. Siyaset sistemi tıkandı. Yani bakın e, o siyaset sistemini ne iktidar yönetebiliyor. Ne muhalefet cevap veriyor. Ne de muhalefet yönetemeyen iktidarın yerine yeni bir yönetme şekli koyabiliyor. İşte bu anla, bu krizin kendisidir anlatabiliyor muyum? Hı. Yani siz hepimiz e, yani burası özgürce konuşabileceğimiz bir televizyon. Her gün sokak röportajları izliyorum. Bir sitenin yayın yönetmeni bir Oda TV haber sitesinin. Her gün sokak röportajları izliyorum. Oda TV'nin yönetmeni Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarı. Köşe yazarıyım. Hı hı. E, Oda TV'de e, haber müdürüyüm. E, yayın koordinatörüyüm. Şimdi bakıldığı zaman vatandaşlara sorulduğunda hepsi aç olduğunu söyler. Bakın suyla karnımı doyuruyorum diyen vatandaş var. Suyla karnımı doyuruyorum. Bugün gördünüz mü o kağıt toplayıcıyı? Yo yoksul değilim, bin lira Müzik kazanıyorum ayda. Evet şey çok, çok ne kuşağa. Bin lira kazanıyorum, fakir değilim diyor. Evet. Çünkü kira vermiyorum Şimdi, diyor evet, çünkü. İnsanlar, insanlar bunları söylüyorlar ama arkasından ne yapacaksın denildiğinde, değil mi? Normalde bir kedinin bile köşeye sıkıştığında bir çıkış yolu vardır. Ama çıkış yolu yok. Bu da dönelim kendimize hani Demirtaş söylemiş o söylemiş bilmem işte AKP'den kopanlar söylemiş MHP'den kopanlar söylemiş geçiyorum. Türkiye'de iktidar yönetemiyor. de yönetememe krizinin de iktidarın Aynen. yerine yeni bir şey koyuyor. İşte bu siyaset krizidir. Bu siyaset krizi iki taraftan da birbirine örtüştüğü için biz bütün partileri aynı anda tartışıyoruz. Ve MHP, aynı MHP gibi milliyetçilik mi? yapmak isteyenlerle MHP gibi yapmak milliyetçilik yapmak istemeyenler. HDP içinde şu kartla veya şu tarzda Kürt siyasetini yönlendirmeye çalışanlar. AKP içinden kopanlar işte 2002 12 model AKP, 2002 model AKP veya 2020 model AKP isteyenler. Veya. Bunların aynı Aslında. anı veya işte Cumhuriyet 2000, Halk Partisi'ndeki evet. tartışma Muharrem İnce'yle bilmem Kemal Kılıçdaroğlu meselesi. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de böyle bir siyaset krizi var. Önce adını koyalım. Diyorsun. Bunun adını koyalım. Bu siyaset krizi Türkiye'ye özgü de değil. Dünyada da çünkü büyük bir küre, küreselleşme demiş olduğumuz akım büyük bir yıkım getirdi. Beklenen şeyi sağlamadı. Neoliberalizm. Neoliberalizm çünkü... insanlara ne öyle cebine kimliğini koyup buradan kalkıp Avrupa'nın bir başkentinde sabahlayacağı bir gelecek yarattı vaat ettiği şey. Yeni kapitalizm ya da sosyalizm yani tartışmaları geldi. Bitti. İşte en büyük salgınla da gördük. Hı. Hasta olduğunuz zaman vücudunuzun ne kadar zayıf olduğunu görmeniz gibi dünya da bunu gördü. Şimdi doğal olarak ben bunu, bunu niye bunları birbirine bağlıyorum? Şu yüzden birbirine bağlıyorum. Böyle dönemlerde yurttaşların kafasına yani yönetenler yönetemedikleri zaman yönetebildikleri zaman sizin rıza ile yönetilebilmenizi isterler Rızayla. ile. Değil Meşru mi? Böyle bir rıza meşruiyet rıza evet. o meşruiyetin evet. üretildiği kaynaktır. Ama rıza meselesi gittikçe toplumun içerisinde kaybolmaya başladığı oranda sopa devreye girmeye başlıyor. Tabii başlar. şiddet Bakın İstanbul Sözleşmesini kaldırıyorum da bir şiddettir. Yani ben bazı yasalarda bir şiddettir. Ben psikolojik şiddet diyorum evet. Ondan sonra e ee, boz üniversiteler yürüse tepenin ne demişti? Kafalarını ezeriz. Kafalarını ezeriz dedi. Sözü gerçekleşmese de bir şiddettir. Bir şiddet vaat ediyor çünkü. Tehdit evet. Başka Sanmayın korkunma. ki sadece işte MHP içinde beğenilmeyen gazetecilere yok politikacıların kafasına sopa iniyor. O sopa alternatif bir iktidar seçeneği olma ihtimaline karşı kalkıyor. Algı yönetimi, şeytanlaştırma da bir psikolojik manipülasyondur ve şiddettir. Şiddettir. Ee, terörist sayarız, evinizden alırız. Bunların hepsi şiddettir. Alıyorlar da. Bu da alınıyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Büyük bir siyaset krizi var. Bu siyaset krizi içerisinde halkın büyük bir hoşnutsuzluğu var. Bakın Biraz önce siz söylediniz. Bakanların istifasını vermeyebilirsiniz. Gün. Siz söylediniz Mehmet evet. abi. Saklayabilirsiniz halktan. Gerçekten hayatları boyunca haberleri de olmayabilir. Rusya'da devrim olduğunda bir buçuk sene sonra hala Rusya'da devrim olmadığını hmm. bilmeyen köylüler vardı. Kurtuluş Savaşı'nda Cumhuriyet kurulduktan sonra hala Cumhuriyet'ten habersiz hmm. köyler vardı. Bilmeyebilirler. Ama yoksullaştıklarını Biliyorlar, Biliyorlar çünkü mutfağa giriyorlar. Yani. Bilirler. Çünkü ben mesela İstanbul'da merak ettiğim için girin internet sayfasına İstanbul Hali'nin sayfası vardır. Mesela bakarım geçen sene soğan ne kadardı şimdi ne kadar? Cebinde 100 lirası olan vatandaş markete gittiğinde 30 lira peynir Hı. aldığında 60 lira Aynen. peynir aldığında enflasyon kavramını bilmeyebilir ama duydunuz vatandaşı. Geçen yıl 3 kilo kıyma alıyordum şimdi 1 kilo kıyma alabiliyorum demesi ne ona midesi aklı söylemese de midesi gerçeği söyler ya pazar, şimdi o... pazar gerçeği de böyledir şimdi.